Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Bugün günlerden 27 Temmuz 2023 Perşembe. Hallaçlı'dayız, yine Oğuz Arbağ evindeyiz. Bugün yani bir saat önce, hatta yarım saat önce büyük bir felaket yaşadı Hallaçlı. Hatta sadece Hallaçlı demeyeyim, eminim Çerkezköy, Silivri bütün bölgeyi etkiledi. Çok fena bir fırtına vardı. Öyle bir dolu yağdı ki bahçemiz talan oldu. Ağaçlarımız, sarmaşıklarımız, her şey yerle bir oldu. Gerçekten çok kötü. Ama Allah'tan geldi. Allah'tan gelene boynumuz kıldanınca Rabbim neylerse güzel eyler. Ayşe Hanım'ın emekleri heba oldu. Aylarca uğraştık. Bu sarmaşıklar, çiçekler, fasulyeler, domatesler. Yerleri görebiliyorsunuz zaten bu fırtınayla beraber. Rabbimden gelene. Rabbimden gelene boynumuz kıldanınca üzümler hep yerde. Buna şükür, buna. Buna şükür. Allah beterinden korusun. Buna şükür. Geçmiş olsun başkanım. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, çok kötü oldu değil mi? Evet. Allah'tan gelene bir şey yapamıyoruz. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Hayırlısı. Biliyorsunuz bu sarmaşık ta yukarılardaydı böyle. Bir kahkül gibi, perçem gibi rüzgarda dalgalanıyordu. Şimdi yarısı yerde, her tarafa uçuştu. Babacığım, korkma aşkım, tamam mı babacığım? Yenisini yaparız canım kızım. Bir daha yaparız, bir daha olur. Yemyeşil olacak yine her taraf. Evet, şöyle bir bakalım yerlere. Burada büyük bir ağacımız nasıl ortadan ayrıldı bir bakalım. Paramparça oldu hepsi. Eve gelirken burada da büyük bir sarmaşığımız var. Sarmaşık bereket çelik halatlarla bağlamıştım, çökmemiş ama bu taraf perişan oldu. Burada mor salkım vardı, bunlar. Bu mor salkım ta bu ağacın tepesindeydi, hatta bir kısmı duruyor orada. Buna şükür dostlar, gerçekten buna şükür ediyoruz. Ağaçlarda yaprak kalmadı, bakın sadece meyveler kalmış ortada. Böyle sanki bir çubukla silkelemiş gibi oldu. Gerçekten inanılır gibi değil ama büyük bir fırtınayla, hortumla beraber dolu yağışı başladı. O doluyu ben şöyle bir göstermek istiyorum size. Bu toplam 5-10 dakika sürmedi bile. Bakın hala bu yazın ortasında buz yağdı arkadaşlar. Bereket tavuklarımız falan sağlam. Şuna bakın. Şöyle şunu demin gördüm. Bu sarmaşıklar hep yattı. Ayçiçeğini kökten sökmüş arkadaşlar. Kökünden söküp yatırmış buraya. Ayakta duranlar, ayakta kalanlar şanslı. Senin aşılar ayakta kaldı. Ben gider dedim. Allah'a şükür. Benim bunu dut ağacına aşı yapmıştım. Yaprakları delik deşik olmuş doluyla ama en azından dalları kırılmamış Ayşe Hanım bunun. Evet. Buna şükretmek lazım. 3 tane dut var bunda. 3 tane değişik dut aşı yapmıştım. Evet, hala erimedi. Hadi bir de bahçeye bakalım. Aa, bunun içi de doluyla. Hatta buz tutmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yazın göbeğinde 15 gündür sıcaktan ağlıyorduk. Allah'ım yağmur ver diyorduk. Her taraf buz şu anda. Şöyle camın etrafını göstermek istiyorum size. Odanın, pencerenin. Anten falan yamuldu. Burada elektrik tesisatı kopmuş. Her şey berbat. Yani büyük bir felaket yaşadık. Allah beterinden korusun. Şu hanım eli yine sağlam. He, o biraz kötü olmuş. Şimdi bırak başkan, gel. Gel başkanım, gel. Allah beterinden korusun. Fasulye ormanı diyorduk ya. Nazara geldik dostlar, gerçekten.
ne gelirse Allah'tan, boynumuz kıldan ince, biz kadere inanmış insanlarız. Yapraklar hepsi delik deşik hepsi. Bakın diplerinde hala şey var, buz var. Hadi bir de domateslere falan bakalım. Yerleri görüyorsunuz, her taraf rüzgarla fırtınayla beraber üzümler hep telef oldu. Başkan bir dakika şuraya. Benim sürekli oturduğum yer burası arkadaşlar, akşamları. Yapıştırmış buraya. Bakalım şöyle yine. Doluyu görüyorsunuz, buz hepsi. Allah beterinden korusun dediğim gibi. Her yer üzümler yerlerde. Orada var mı zarar ziyan? Hepsi gitmiş. Çiçeklerin dipleri buz dolu hep. Üzülme başkan. Bir daha yaparız Allah'ın izniyle. Bunlar hep artık bitti. Biberlerimiz biraz sağlıklı. Ama yaprak kalmamış onlarda da. Yaprakları hep gitmiş. Çiçekleri dökülmüş. Burası Ayşe Hanım, burası ev kuytu olmuş buraya. Biraz şey sanki. Değil mi? Sarmaşıya bakın arkadaşlar, orada nasıl görünüyordu. Çatıdan ayrılmış. Orada kuşların yuvaları vardı. Bakın serçeler hep orada, hala yuvalarını terk etmemişler. Evet. İpek Hanım duvara baksana. Evet bak, duvar nasıl olmuş. Rüzgarla fırtınayla beraber yemyeşil duvar. Bütün yapraklar fırtınayla yerlere saçıldı. Ağaçların bütün yaprakları böyle. Salatalıkların hepsi gitmiş. Ayvalar dökülmüş, elmalar dökülmüş, hepsi dökülmüş. Şimdi biz arkadaşlar, biliyorsunuz küçük çapta kendimize yeterli sebze meyve yapıyoruz ama bakın salatalıklar perişan durumda. Bir de büyük çaplı işletmesi olan çiftçilerimiz, üreticilerimizi düşünürsek, Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Erikler falan hepsi yerde. Elmalar, erikler. Kırılmış mı? Delirmiş. Ya mermi gibi yağdı. Az önce biz arabada, arabanın camı kırılacak, patlayacak baksana, diye bir ağacın altına saklandım arabayla. Zedelenmiş. Hep zedelenmiş domatesler. Evet, bugün bir felaket yaşadık ama domateslerin buna da şükür. Buna da şükür. Allah beterinden korusun. Pırasaların hepsi nasıl kırılmış? Ayşe Hanım bir baksana bıçakla. Nasıl kırılmış pırasalar? Resmen sanki böyle kılıçla doğramış hala gibi. Dolu dolu içleri baksana. Evet. Her yer hala ya, buz. Orada bir branda var ya, nasıl olmuş? Ahududular. Ahududular nasıl acaba? Hanım onlara bir zarar yok gibi sanki. Ama bu erikler falan hep, son erikler bile dökülmüş. Bunları al da başkan. Şunları alalım. Al bunları. Bütün erikler. Ay maşallah. Elmalar hepsi dökülmüş. Elmalar da dökülmüş, ayvalar da dökülmüş. Şu kalan elmaya belki 20-30 tane darbe var, belli. Ahududular iyi Allah'a şükür. Bunlar biraz kenarda kutuda kaldığı için herhalde bir zarar görmemişler. Bereket, bereket her şeye. Allah'tan gelen her şeye şükür. Topladın mı onları? Buradakiler de kalmış. Benim avcım doldu. Bunların hepsini bir sepet getirip toplayalım başkanım. Tamam. Evet dostlar. Her halimize şükür diyoruz yine. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra.
pırasalar öyle olmuş ki bütün sapları paramparça. Üzüldük ama yapacak bir şey yok tabii ki. Daha kenarda buzları görüyorsunuz. Neresi başkan? Burası nasıl olmuş? Çilek mi onlar? Meleğin kısmetleri şurada da var bir tane görüyorum ben kırmızı. Gül yaprağı. Çilekleri kapat istiyorsun. Evet arkadaşlar. 27 Temmuz. Bugün günlerden Perşembe 2023 yılındayız ve bu yazın ortasında büyük bir dolu felaketi yaşadı Hallaçlı. Zararı olan çiftçilerimize, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Kamelyanın duvarlarına sanki tek tek yapıştırmış gibi bütün yapraklar. O fırtınayla, lodosla beraber dolu yağmur peş peşe. Burası da perişan olmuş. Başkan, burada çok erik var yerlere toplanmış. Bunları da topla. Gel, bırak dinlenelim. Sonra bakarız bir çaresine. Maydanozlar mı? Maydanozlar yine kuytuda kalmış ama gitmiş. Onlar da gitmiş. Babacığım. Hadi geçmiş olsun diye herkese. Geçmiş olsun. Oraya da yağmur yağdıysa bize videolar atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar.